İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Ayaza stüdyoları. Bizi aynı zamanda TRT Radyo Haber'de de dinliyorsunuz. Saatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasi sonucu tahıl koridoru anlaşmasının 4 ay daha uzatıldığının açıklandığı Türkiye'de 23'ü. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verilen Arnavutluk'ta 22'yi, hayat pahalılığının gelirleri erittiği yaşam standartlarının 1950'lerden bu yana en büyük gerilemeyle karşı karşıya olduğu bildirilen İngiltere'de 20'yi, terör örgütlerine kucak açan ve koruyup kollayarak besleyen Yunanistan'da da 22.01'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu, haftanın 4. gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca yılın 321. günü olan 17 Kasım 2022 Perşembe'de Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ve TRT Haber'de gece bakışı günün manşetleriyle başlıyor. ...22 Temmuz'da Türkiye'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri İstanbul'da bir araya gelerek Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı. 19 Kasım'da dolan süre şimdi 120 gün uzatılmış oldu. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptı. Kararın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alındığını belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul'da Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili adliyeye sevkler gerçekleştirildi bugün. Ve adliyeye sevk edilen terörist Ahlam El Beşir'in savcılıktaki ifadesi tamamlandı. 5 saat süren bir ifade. Terörist ifadesinde YPG beni Türkiye'ye gönderdi dedi. Bombacı kadın terörist emniyetle ve savcılıkta çelişkili ifadeler kullandı. Daha önce keşif için saldırıdan 11 gün önce Taksim'e gittiğini kabul eden El Beşir, saldırı günü çantasında ne olduğunu bilmediğini iddia etti. Ve tutuklanmasına karar verildi. Türkiye'nin terörle arasına mesafe koymasını istediği İsveç'ten ilk adım geldi. Terörle mücadeleyi sıkılaştıran yasa tasarısı parlamentoda onaylandı. Türkiye, İsveç'teki terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarının iadesini istiyor. Ve bu isimlerden biri de Bülent Keneş. TRT Haber, firari FETÖ'cünün Stockholm'de kaldığı evi görüntüledi. Birazdan. Evet, bunlar günün en öne çıkan başlıklarıydı. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de Gece Bakışı Maratonu hemen başlıyor. İstanbul'da geçtiğimiz pazar gerçekleştirilen ve 6 insanımızın yaşamını yitirdiği hain terör saldırısıyla ilgili son gelişmeleri aktararak başlıyoruz gece bakışına. İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 49 kişiden 17'si tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Detayları Çağlayan Adliyesi'nde gün boyu sürece tanıklık eden değerli meslektaşım Hamza Çiftçi aktaracak. Hamza. Fuat Kozluklu, ifadelerin bittiğini belirtmiştik. Hatta Erhan El Beşir'in ifadelerini de yine bu ekranlardan anlatmıştık. Şu dakikalar itibarıyla da tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimliğe çıkarılmasını bekliyoruz. Kendisiyle birlikte toplam 17 kişi tutuklanması talebiyle hakimliğe çıkacak ve hakimlikteki sorguları yapılacak. 49 şüpheli sabah saat 8-9 sularında peyderpey İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirilerek buraya İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 11.30 sularında ifade alım işlemlerine başlandı. Ahlam El Beşir'in ifadesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili bir savcı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı da girdi ve yaklaşık 5 saat sürdü o ifade alım işlemi. Emniyette verdiği ifadelerle çelişkili ifadeleri vardı. Bunu belirttik. Aslında emniyette vermiş olduğu ifadelerinde de yine yalan attığı da ortaya çıkmıştı. Çünkü delillerde ve tespitlerde bahsedildiği şeyler yaşanmamıştı. Kendisinin fotoğraflandığını iddia etmişti ama öyle olmadığı görülmüştü. Fakat bilinen şeyler vardı ki
O kişi orada İstiklal Caddesi'nde o bombanın olduğu çantayla oradaydı. Peki savcılıktaki ifadesinde nelerden bahsetti? 4 ay önce yine İstanbul'a geldiğinden bahsetti. YPG tarafından Türkiye'ye gönderildiğini ve ne amaçla buraya geldiğini, yani niçin gönderildiğini bilmediğini iddia etti. Öte yandan da İstiklal Caddesi'ne tek başına değil, Bilal isimli kişiyle, yani Türkiye'ye girdiği kişiyle birlikte geldiğini, Bilal'in olay yerinden ayrıldığını, gelen bir telefon üzerine ardından İstiklal Caddesi'nde tek kaldığını, o çantanın içinde de ne olduğunu o dakikalarda bilmediğini ama daha sonra gelen telefonla çantayı bıraktığını söyledi. Akabinde de yine nasıl uzaklaştığını, Edirne'ye kaçmak istediğinden de bahsetti. Tabii bu ifadelerin yanı sıra delil ve tespitler oldukça önemli. Soruşturma derinleşecek, sadece burada kalmayacak. Hakimliğin sorgusundan sonra da yine iddianame süreci olacak ve o durumda iddianame hazırlandığında, soruşturma tamamlandığında da biz tüm o detayları görmüş olacağız ve yine buradan aktarmaya çalışacağız. Şimdi hakimlikteki sorguyu bekliyoruz. Hakimlikteki sorgunun ardından da gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Fuat Kozuklu. O zaman ben bir düzeltme yapayım. Açılışta tutuklanmasına karar verildi dedim. Tutuklanması istemiyle şu anda nöbetçi hakimlikte. Evet, Hamza Çiftçi aktardı Çağlayan Adliyesi'nden gelişmeleri, tıpkı sabahın ilk saatlerinden olduğu gibi. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün uzatıldığını açıkladı. 4 aylık dönemde 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını vurguladı. Anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli görüldüğünü vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte ayrıntılar. Diplomaside uyguladığımız dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyoruz. Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım'dan itibaren 120 gün uzatıldı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptı. Kararın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde alındığını belirtti. Sayın Putin'le olan münasebetlerimiz, Sayın Zelenski ile olan münasebetlerimiz, Sayın Guterres'le olan münasebetlerimiz, bunların hepsi dengeli bir şekilde yürümüş ve ne uzak ne yakın bu dengeyi kurmak suretiyle de bu süreci işletme fırsatını bulduk. 22 Temmuz'da imzalanan tahıl anlaşması 19 Kasım'da sona eriyordu. Rusya geçtiğimiz günlerde anlaşmayı kısa süreliğine askıya alsa da Türkiye'nin girişimleriyle tahıl sevkiyatı yeniden sağlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha devreye girmesiyle sürede uzatıldı. Bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk ve şimdi takipçisiyiz. Erdoğan geride kalan 4 aylık dönemde 500'e yakın gemiyle 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e, Genel Sekreter Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doyurduğu anlaşmanın görüşmeleri Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yapıldı. İstanbul'daki Kalender Kasrı'ndaki görüşmeler ikili ve dörtlü formatta olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşti. Daha fazla tahılın gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler de masadaydı. Ukrayna Altyapı Bakanlığı da Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin garantör olarak kalacağını duyurdu. Guterres, tarafların mutabakatından memnunuz açıklaması yaptı. Evet, önemli ve tarihi bir süreç. Tahıl anlaşması 120 gün daha uzatıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu adımların güven artırıcı adımlar olduğunu söyledi. Umarım 120 günün sonunda tekrar uzatılır dedi. İstanbul Tahıl Anlaşması'nın süresi uzatıldı ve Rusya tekrar işbirliğine döndüğünü açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le görüşmesinden sonra. Tabii bu tahıl anlaşmasının uzatılması epeydir gündemimizde. Özellikle Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması da masadaydı. Bu aslında İstanbul'da varılan mutabakatın bir parçası. Umarım
4 ay sonra tekrar uzatılır. 120 gün değil de 1 yıl uzatılır. Önemli görüşmelere arabuluculuk, ev sahipliği yaptık. Bunların hepsi birer güven arttırıcı önlemdir. İnşallah bir daha uzatmaya da ihtiyaç kalmaz. Onu söylemeye çalışıyorum. O zamana kadar ateşkes olur ve sorunun tamamen çözülmesi için de müzakereye dönüş olur. Evet, tahıl anlaşması imzalandığından bugüne neler yaşandı? TRT Haber Grafik Servisi'nin hazırladığı bilgi ekranından aktaracağız. Tahıl koridorunda başrol Türkiye'nin. 8 ay 24 gün önce başlamıştı savaş ve en sıcak döneminde 10 Mart'ta Türkiye, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya'da diyaloğun ilk adımını attı. 29 Mart'ta İstanbul süreci başladı. Savaşın tarafları İstanbul'da Dolmabahçe'de bir araya geldi. Türkiye buluşturdu. Erdoğan 30 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Türkiye'nin muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı. 13 Temmuz'da ise Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyetleri İstanbul'da tahıl sevkiyatı konusu için bir araya geldi. 22 Temmuz'da Türkiye'nin gözetiminde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tahıl koridoru anlaşmasına imza attı. Önemli bir gelişme oldu ve 27 Temmuz'da İstanbul'da müşterek koordinasyon merkezi kuruldu. İlk gemi 1 Ağustos'ta Odessa limanından yola çıktı. 29 Ekim'de ise Sivastopol'daki saldırı sonrası Rusya anlaşmadan çekildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle, çabalarıyla 2 Kasım'da anlaşma yeniden sağlandı. Ve G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Endonezya'nın Bali Adası'nda dün sona ermişti. O zirvede sonuç bildirgesinde anlaşmadan duyulan memnuniyet ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süresi dolacak mutabakatın yenilenmesi için girişimlerini sürdürdü. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcileri 16 Kasım'da yeniden İstanbul'da bir araya geldi. Ve Erdoğan 19 Kasım'da dolacak anlaşma süresinin 120 gün uzatıldığını duyurdu. Uluslararası haber ajansları, haber kanalları flaş gelişme olarak duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu duyurusunu. 4 ayda 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin sevk edildiğini açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, Erdoğan 19 Kasım'da dolacak tahıl anlaşması süresinin 120 gün uzatıldığını ayrıntılı bir biçimde ekranlarınıza taşıdık. Nereden nereye gelindiğini. Peki bu anlaşmanın uzatılmış olması nasıl yankılandı? Washington'dan Ali Artmaz, Moskova'dan Eşref Yalınkılıçlı'dan öğreneceğiz. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentine çevireceğiz kameralarımızı ve sözü Ali Artmaz'a bırakacağız. Ali, seni dinliyoruz. Evet Fuat Kozluklu, Amerika Birleşik Devletleri için bu konuda aslında iki önemli noktası var. Birincisi, tüm dünyayı ilgilendiren büyük bir krizin önlenmiş olması, gıda krizinin önlenmiş olması. Ama belki de ikinci başlık daha önemli. Amerika Birleşik Devletleri savaşın başlangıcından beri Ukrayna'ya en fazla destek veren ülke. Yaklaşık 20 milyar dolarlık, bunun büyük bir kısmı askeri yardım. Hep destek verdi. Müttefiklerini de bu konuda teşvik etti. İşte Ukrayna'nın özellikle altyapısı çökmüş savaşta, turizmden sanayiye büyük kayıplar yaşayan Ukrayna için, tabii ki dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna için bu anlaşmanın devamı ekonomik anlamda da önemli. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hem siyasi çevreleri hem de medya bu konuyu özellikle ön plana getiriyor. Tabii Türkiye'nin bu konudaki gayretleri de oldukça önemli. Başkan Biden aslında bundan bir önceki görüşmede Türkiye'nin bu konudaki adımları takdir ettiğini söylemişti ve anlaşma devam ettikten sonra, tekrar uzatılma ihtimali olduktan sonra da iki gün önce yine bu sefer G20 marjında görüştüler Endonezya'da ve Beyaz Saray'dan o gün yapılan açıklamada şunun altı özellikle çizildi. Biden bu konuda Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdirle karşılıyoruz denildi. Sadece Biden değil, ABD medyasında da Türkiye'nin bu çalışmalarından
bahseden yazılar gördük. Örneğin NPR, belki de ABD'deki tek kamu hizmeti yayıncısı, yazdıkları her zaman dikkate alınan bir yayın organı. Onlar da Erdoğan'ın hem Putin'le hem de Zelenski'yle görüşebilen birkaç liderden biri olduğunu altını çizer. Aslında bence tek lider. Macron zaman zaman denedi bunu ama somut adım atma konusunda belki de tek lider Erdoğan. Ve bu tahıl krizinin çözülmesinde de yine Erdoğan'ın, Türkiye'nin büyük bir payının olduğunu onlar da belirttiler. Ama şunu da belirteyim izninle son olarak. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Türkiye'nin bu başarısını bir anlamda ortaya koyma ve dillendirme konusunda biraz nazlı davranıyor. Hem dış işlerindeki basın toplantılarında hem Beyaz Saray'daki Beyaz Saray sözcüsünün açıklamalarında biz bunu fazlasıyla gördük. Böyle yarım ağızlı bu cümleleri duyduk ve bunun belki de en önemli örneği Biden'ın BM'deki genel kurdaki konuşmasında sadece Birleşmiş Milletler'in ismini anması, Türkiye'yi anmaması da büyük bir eleştiri konusu olmuştu ama gerçek şu ki Türkiye bu konunun BM ile birlikte en önemli aktörü oldu. Evet, şaşırmıyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye'yi birçok konuda göz ardı edişini hep birlikte yaşadık. Valla dile getirse de getirmese de Amerikan yönetimi en azından bu konuya bağımsız ve hakkaniyeti teslim noktasında yaklaşabilen yayın organları da var. Dediğin gibi 1970'lerde yayın hayatına başlayan Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli, en güvenilir kabul edilen bağımsız radyo kanalı NPR bunu teslim eden yayın organlarından biriydi dün. Ali Artmaz'a teşekkür ediyoruz ve evet, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasıyla çıkan savaşın en önemli yan sonuçlarından biri küresel gıda bunalımı. Ve dünya tahıl gereksiniminin yaklaşık %30'unu karşılayan mısır, arpa ve gübre konusunda da önemli ihracatçılar arasında yer alan Ukrayna ve Rusya'nın savaş yüzünden ihracat yapamaması başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyada gıda tedariki konusunda ciddi sorun yarattı. Şimdi kameralarımızı evet Moskova'ya Eşref Yalınkılıçlı'ya çevireceğiz. Rusya'nın yaklaşımı, daha doğrusu tepkisi diyeceğim, biraz güç ikna edildiği gibi görülüyor. Zira Rusya kendi tahıl ürünlerinin ihracatı noktasında henüz uluslararası toplumun bir rahatlama eğilimine girmediğini ifade ediyor. Çünkü Rusya'nın ihraç edebileceği ürünleri arasında yer alıyor. Tahıl ürünleri ve gübre. Ama Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargo nedeniyle birçok firma, sigorta şirketi bu konuya mesafeli yaklaşıyor. Nedir Rusya'nın tepkisi diyeyim Eşref? Evet, tabii ki Rusya'da da temkinli bir iyimserlik var. Şöyle ki aslına bakarsanız bu Kırım Köprüsü saldırısı geçtiğimiz ay yaşanan, aynı şekilde Herson'dan çekilme geçtiğimiz hafta yapılan bu Rusya'nın özellikle sahada gerilemesiyle beraber burada yorumlar özellikle Rus basınında satır aralarında siyaset bilimciler ve analistlerin yorumlarında Rusya'nın bunu şayet bu olaylar gerçekleşmeseydi bunu aynı enerji sektöründe olduğu gibi Batı'ya karşı bir koz olarak kullanacağı şeklindeydi ve anlaşmanın uzatılması konusunda Rusya'nın tırnak içinde güçlükler çıkarabileceği şeklinde yorumlar vardı Fuat Kozuklu. Ancak dediğim gibi bu olaylar özellikle son bir aydır Rus ordusunun sahadaki gerileşiyle beraber ve Türkiye'nin özellikle burada altını çizmek istiyorum. Rus basında da buna çok fazla aslına bakarsanız işaret ediliyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in gerektiğinde her konuyu konuştuğu ve bu tahıl anlaşması konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Ukrayna-Rusya müzakereleri hem de bu tahıl anlaşması konusunda ve diğer konular örneğin esir değişimi gibi bu konularda yapmış olduğu girişimlerle beraber tahıl anlaşmasını Rusya'yı ikna ettiği şeklindeki yorumlar var. Tabii ki bugün manşetlerden verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması tahıl anlaşmasının uzatıldığına dair. Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Kremlin'den biliyorsunuz teyitler gelmişti ki Rusya özellikle şunun için temkinli. Anlaşmaya tabii ki itiraz edilmedi. Bu vurgulandı Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Ancak 120 gün içerisinde, 120 gün otomatikman uzayan bu anlaşmanın 120 gün içerisinde Rusya'nın taleplerinin karşılanmasının beklendiği söylendi ki bu endişelerden bir tanesi ki siz de altını çizdiniz. Hem seyri sefer anlamında Rus gemilerinin batı limanlarına yanaşabilmesi için özellikle Avrupa Birliği limanlarına girebilmesi hem de sigorta ve ödemeler konusunda ki Rusya'nın Swift'ten çıkarıldığını hatırlatalım. Önemli bankalarının burada. Dolayısıyla ödemeler konusunda yaşanan
yaşanan, sigortalar konusunda yaşanan ve seyir sefer nakli anlamda yaşanan bütün sıkıntıların aşılması için Rusya'nın taleplerinin gerçekleşmesi gerektiğine dair Rusya Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada bunu belirtti. Hakeza Kremlin aynı şekilde kendilerine bu konuda Birleşmiş Milletler'in güvence verdiğini, dolayısıyla Rusya'nın da 120 gün içerisinde bütün bu sorunların aşılmasını beklediği söylendi ve dolayısıyla anlaşmaya itiraz etmediği, anlaşmanın da otomatik uzadığı söylendi. Şunu hatırlatmak gerekiyor. Rusya bütün hazırlığını dediğim gibi yaklaşan kış öncesinde aslına bakarsanız aldığı bölgeleri sahada askeri anlamda korumaya odaklandı ve batıyla daha fazla gerginlik istemiyor ki son örneği Polonya'daki füze düşme krizi diyelim artık ona yaşandı ve dolayısıyla bu tür krizlerin kendisine bir baskı aracı ve yeni yaptırımlar için bir meşruiyet zemini oluşturmasını istemediği için de böyle bir adım attı ve Türkiye'nin de girişimleriyle tahıl anlaşmasının uzatıldığı yönünde burada dediğim gibi temkinli bir iyimserlik var ve 120 günü Rusya bekleyecek. Şayet bu talepler karşılanmazsa özellikle bahar aylarında yaz öncesinde yeni hasadın çıktığı dönemde Rusya'nın tekrar bunu bir pazarlık kozu olarak kullanabileceği şeklindeki yorumlar da var Fuat Kozuklu. Evet, Eşref Yalın Kılıçlı Moskova'dan aktardı. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Türkiye, evet, Türkiye demokraside, diplomaside merkez ülke olma konumunu her geçen gün güçlendiriyor. Sadece son 9 ay içinde hem Moskova-Kiev hem de Washington-Moskova hattında birçok diplomatik başarıya imza atıldı. Peki bu süreçte hangi kritik hamleler yapıldı? Detayları haberimizde. Antalya ve İstanbul'daki tarihi toplantılar, tahıl koridoru anlaşması ve esir takasları. Türkiye bölgesel ve küresel krizlerin diplomasiyle çözümünde yine başrol oynadı. Selam. Türkiye diplomaside merkez ülke konumunu güçlendirmektedir. Ankara, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barışçıl yolla son bulması için aktif bir politika izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla gerek telefonla gerekse yüz yüze birçok görüşme yaptı. Henüz savaşın üzerinden 15 gün geçmişti. Tarihler 10 Mart'ı gösterirken dünyanın gözü bir anda Antalya'ya çevrildi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ilk kez aynı masa etrafında bir araya getirildi. Rus ve Ukraynalı heyetlerin bir başka buluşma adresi İstanbul oldu. 29 Mart'ta taraflar savaş alanında değil bir kez daha masada temas kurdu. Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşın bitirecek nihai imzalarının atılmasını sağlamaktır. Tahıl krizi patlak verdiğinde de çözüm için devreye yine Türkiye girdi. Taraflar İstanbul'da buluşturuldu. 22 Temmuz'da tahıl koridorunu açacak anlaşmaya imzalar atıldı. Rusya ve Ukrayna ile diyalog kurabilen nadir ülkelerden olan Türkiye, iki ülke arasındaki esir takasına da aracılık etti. 55 Rus askeri personelle 215 Ukraynalı asker Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle ülkelerine iade edildi. Türkiye'nin öncülük ettiği esir takası sadece bununla sınırlı kalmadı. Nisan'da Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in takası da Ankara'nın arabuluculuğunda yapıldı. Ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir başka kritik toplantı. Hafta başında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın istihbarat şefleri Milli İstihbarat Başkanlığı'nın Ankara'daki yerleşkesinde bir araya geldi. Başta nükleer silah olmak üzere küresel güvenliğe yönelik tehditlere karşı görüşme zemini sağlandı. Evet, Türkiye'nin girişimleriyle Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla 22 Temmuz'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nda 17 Kasım itibariyle 11.186.228 ton gıda ürünü Ukrayna'dan farklı ülkelere taşındı. Anlaşma yine Türkiye'nin girişimleriyle 4 ay süreyle uzatıldı. Süreci ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını, başarısını konuklarımızla değerlendireceğiz. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger ve kısa adı SETA olan Düşünce Kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Dış Politika Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş konuğumuz. Değerli hocalarım, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz Murat Hocam, Skype bağlantısıyla Ankara'dan iyi bizlerle yayınlar. Birlikte. İyi yayınlar. İyi yayınlar, sağolunuz. 22 Temmuz'da imzalanan bu anlaşmayla tahıl sevkiyatına başlandığını ayrıntılı bir biçimde aktardık. Bir ara durdu ancak Türkiye'nin girişimleriyle sevkiyat yeniden başladı.
Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz Murat Hocam? Siz de başlayalım. Buyurun. Şimdi Fuat Bey, tabii çatışma ortamında bu tür anlaşmaların sürdürülmesi çok kolay değil. Gerçekten tarafların bir savaş içerisinde olduğunu ve bu savaşın da sınırları zaman zaman aştığını görüyoruz. Polonya örneğinde olduğu gibi savaşı gerçekten farklı noktalara çekebilecek bir takım dinamikler söz konusu olabiliyor. Ukrayna ve Rus tarafları da bu savaşı her cephede sürdürüyorlar. Deniz'de, özellikle Karadeniz'de bu savaşın bir cephesi oldu. İki ülkede birbirine karşı çok ciddi saldırılarda bulundular. Dolayısıyla bu çatışma ortamında bu tür anlaşmaların hem yapılması hem de sürdürülmesi çok zordu. Nitekim en son Rusya'nın 4 günlük ara verdiği süreçte Ukrayna'nın Rusya'ya bir şekilde Sivastopol'da saldırmış olmasıydı. Dolayısıyla güvenliği sağlama noktasında çok ciddi problemler ortaya çıkınca Rusya'da hem elindeki bu gıda kozunu tutmak, kullanmak hem de gıda güvenliği meselesi üzerinden Rusya'yı bir tür savaşta daha avantajlı konuma getirmek için bunu uygulamayı tercih etti. Ama bu çok fazla uzun sürmedi. Çünkü bu noktadaki riskler çok çok büyük. Rusya'yı uluslararası alanda daha da fazla yalnızlığa itecek bir noktaya götürebilirdi bu anlaşmazlığın sürdürülmesi durumunda. Nitekim Rusya'da geri döndüğünü kabul etti. Tabii burada Türkiye'nin rolü çok büyük. Özellikle de liderler arasındaki son zamanlarda devam eden pratikler, diplomasi pratikleri çok ciddi anlamda krizlerin çözümünde büyük bir katkı sağlıyor. Tabii devamında da aslında sürdürülmesi noktasında bir beklenti hakimdi. Evet. Ancak bu son 15 Kasım saldırılarında, yani Rusya'nın 100 tane füzeyle Ukrayna topraklarında yeni bir saldırı başlattığını görmüştük. Hatta Polonya'ya düşen füze de bu saldırı sonrasında gerçekleşmişti. Ukrayna'nın kendisini savunmak için kullandığı bir savunma füzesi nedeniyle. Dolayısıyla burada bir risk oluşmuştu. Ukrayna acaba reddediyor. Bugün de reddetti. Bize ait değil o füze diyor. Evet. Ama sanırım orada bir netlik söz konusu. En azından taraflar bu konuda bir tırmandırma siyasetinden yana olmadılar. Daha yumuşak bir şekilde karşılandı. Özellikle NATO tarafından. Evet. Bu tırmanmayla birlikte acaba tahıl koridoruna ilişkin anlaşma devam etmez şeklinde bir beklenti oluşmuştu. Ama yine Türkiye'nin hamlesiyle ve girişimiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le yine yürütmüş olduğu diplomasi ve elbette İstanbul'da tarafların bir araya gelmesiyle beraber bu noktada yeniden bir adım atılmış oldu ve bu güvenlik sağlandı. Tabii uygulanması yine zor olacak ama en azından şu anda 25 milyon, 26 milyon ton sanırım oradan çıkarılacak bir tarım ürünleri söz konusu. Hem tahıl, buğday, mısır ve diğer varyantları 11 milyonunu siz de ifade ettiniz. Çıkarılmış gözüküyor. 500'den fazla gemi şu anda bunu aktarmış oldu. Evet, herhalde 25 milyonda ama kesintilerle 11 milyon. Dolayısıyla bu Türkiye'nin diplomasisi burada da çözüm üretmiş oldu ve bu sorunu şimdilik halletmiş gözüküyor. Anlaşma kapsamında az önce de belirttiniz, belirttik. Ukrayna'dan 25 milyon ton tahıl sevkiyatı hedefleniyordu. Ancak 17 Kasım itibariyle 11 milyon tonun biraz üzerinde bir sevkiyat gerçekleştiği açıklandı. Hedefe ulaşılamadığı için uzatıldığını söyleyebilir miyiz diyeyim. Hocam size soralım. Sayın İrfan Kayabülger. Aslında Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara sevki için bu süre yeterli mi değil mi? Bu tartışmaya açık bir konu. Fakat Dmitri Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı, onun ifadesine göre Rusya bir taraftan da bu üç limandan gemilerin uluslararası piyasalara buğday, tarım ürünleri sevkiyatını engelliyor. 29 Ekim'de Sivastopol'da Rus donanmasına dronlarla ve SİHA'larla saldırı yapıldı. Rusya bunu bahane ederek, bunu ileri sürerek anlaşmayı askıya aldığını söyledi. Sonra Erdoğan'ın devreye girmesiyle Rusya tekrar ikna oldu. Ama işte o esnada Dmitri Kuleba şöyle ifade kullandı. Çok daha fazlası taşınabilirdi. Rusya aslında bir taraftan da engelliyor. Neden engelliyor? Yahut da
29 Ekim'deki saldırıda Rusya neden askıya aldı? Aslında Rusya kendi tarım ürünlerinin ve gübresinin de uluslararası piyasalara arzının önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyor. Çünkü 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan toplantıda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Erdoğan'ın arabuluculuğu altında taraflar iki konuda mutabakat sağlamışlardı. Birinci olarak Rusya, Ukrayna tarım ürünlerinin uluslararası piyasalara sevk edilmesi. İkinci olarak da Rusya'da da aynı şekilde ve bu geçen yılın tarım ürünleri ve gübre, bunların miktarı tahminen söyleniyor 40 milyon ton civarında. Bu arada hem Ukrayna bakımından hem Rusya bakımından yeni ürünler de, yeni mahsul ürünler de silolara girdi ve bunlar uzunca süre silolarda tutulamayacak. Evet. Rusya aslında manevralar yaparak yaptırımlardan ve kendi tarım ürünlerinin uluslararası piyasalara intikalini engelleyici müeyyidelerden kurtulmaya çalıştı. Avrupa Birliği 29, ve Amerika Birleşik Devletleri. 29 Ekim'deki saldırı esnasında da ileri sürdüğü argüman aslında tutarsız. Çünkü orada dronlarla Sivastopol önlerindeki Rus donanmasına yapılan saldırıyı siz terör olarak nitelendiriyorsunuz. Fakat kendiniz Ukrayna'nın tüm sivil altyapısına, kentlerine karşı son derece sofistike füzelerle saldırıda bulunuyorsunuz. Öte taraftan limanlarla Sivastopol arasındaki uzaklık 220 kilometre. Yani aslında Rusya bir saldırı yapıldığını, terör faaliyeti yapıldığını ileri sürerek bir taraftan pazarlık kozunu artırmaya çalıştı ve kendi tarım ürünlerinin de uluslararası piyasalara arz edilmesinin, satılmasının önündeki engelleri, yaptırımları, müeyyideleri kaldırmaya çalıştı. Şu ana kadar Rusya'nın bu konuda bir başarı sağlayamadığını görüyoruz. Ama önümüzdeki dönemde bu çabaları devam edecek. Karayolunu da zorlayan bir Amerika Birleşik Devletleri mantığını gördük. Karayoluyla sevkiyatı gerçekleştirmek, limanlar değil de karayolu üzerinden. O yani çok zahmetli olur ve bu gemileri de taşıma halinde bile devasa bir burada tahıl ambarı var. Hem Ukrayna hem Rusya. Yani ikisinin toplamı işte demin siz de bahsettiğiniz dünyadaki tarım ürünlerinin %30'una tekabül ediyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Rusya ve Ukrayna şimdi dünyada tarım ürünlerinin %30'unu üretiyor da Sovyetler Birliği zamanında neden üretimi yapamadılar ve Sovyetler Birliği dışarıdan buğday ithal ediyordu? Çünkü orada tür teşebbüsü yoktu. Kolhozlarda, solhozlarda insanlar kendi yeteneklerine uygun bir ortam bulamadıkları için üretime katılmıyorlardı. Ve Sovyetler Birliği üst açık hapishane konumundaydı. Bir de tabii orada Türkiye'de olduğu gibi arazi çok fazla bölünmediği için geniş arazilerde tarımsal üretim Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çok önemli üretim mesafesi kat etmesini gıda ürünlerinde bu iki ülkenin bunun kapısını araladı. Evet. Şimdi Murat Hocam, uluslararası piyasalarda bir anda astronomik bir kaygıdan kaynaklanan artış gözlemledik. O kriz aşıldı ve yeniden normal seviyelerine döndü gibi. Özellikle Chicago tahıl borsasındaki fiyatlara baktığımızda 8-9 dolarlara kadar fırlamıştı buğday. Türkiye anlaşmanın imzalanmasında sorunlar yaşandığı dönemde ve şimdi anlaşmanın uzatılmasında son derece önemli, tarihi nitelikte bir arabuluculuk görevi üstlenmiş durumda. Bu rolüyle öne çıktı. Bu süreci nasıl Türkiye'ye katkılar açısından değerlendirebilirsiniz? Ve uluslararası siyasetin aktörleri ve medyası neden Türkiye'ye karşı bir hasmane tutum içerisinde böylesi hayati bir konuda? Az önce Washington'dan Ali Artmaz'la da konuştuk. İyi bildiğiniz bir radyo istasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli NPR, o Türkiye'nin hakkını teslim eden bir yaklaşım sergiledi dün değil evvelsi gün. Neler söylersiniz? Ya tabii Batı'da çok farklı ve yaklaşımı doğru, benim de bulmadığım, hiç kimsenin de doğru bulmadığı bir medya dili var. Bunu geçtiğimiz gün yaşanan terör saldırısında New York Times örneğinde gördük. Yani bir memleket, Türklerin yaşadığı bir memleket olarak değil de turistlerin bir uğrak yeri olarak ön plana çıkarmaya çalıştı. Terör saldırısını da bu bağlamda turizm meselesine indirgemişti. Diğer aynısını New York'ta Times Meydanı için yapmadı.
aynı benzeri yayını. Yapmaz tabii. Yani bu çok mümkün değil. Şimdi bütün bu Rusya meselesinde Türkiye'nin rolü hem takdirle karşılandı aslında. Siyaseten bakıldığında bütün aktörler Türkiye'nin başta yapmış olduğu tercihin ne kadar bugün doğru olduğunu aslında biliyorlar. Ama tabii ki bunun medyaya yansıma şekillerinde çok büyük haksızlıklar yapıldığını görüyoruz. Ya, zaman zaman da burada ama işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ya da Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın, Pentagon'un sözcülerinin kendilerine soru yöneltildiğinde Türkiye'yi es geçtiklerini, Birleşmiş Milletleri öne çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. Gördük. Bunu en son Birleşmiş Milletler'deki Biden'ın konuşmasında da görmüştük. Evet. Biden bilinçli bir şekilde 22 Temmuz'da imzalanan anlaşmayı görmezden gelmişti ve Birleşmiş Milletler'i öne çıkarmıştı. Tabii bu Türkiye'nin arabuluculuk meselesi çok önemli. Yani Batı'nın nasıl bir tavır sergilediğini bence çok fazla önemsememek lazım. Türkiye'nin takip ettiği yol çok doğru bir yol. İyi ki de Ukrayna meselesinde arada bir yerde bir konumlanma tercih etmiş. Uluslararası hukuken ve siyaseten gerçekten Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruyan, Ukrayna'ya yardım yapmaktan çekinmeyen, bu yardımı yaparken de Rusya'dan çekinmeyen bir strateji izledi Türkiye. Bununla da ciddiyetini gösterdi aslında. Hem Batı açısından ciddiyetini gösterdi hem de Rusya Türkiye'yi ciddiye almak zorunda kaldı. Sadece bu da değil tabii. Başta Boğazların Montrö bağlamında savaş gemilerine kapatılması dahil olmak üzere Rusya'nın işgalini işgal olarak tanımlamak noktasında yine ve tanımamak, özellikle ilhak edilen bölgeleri ki Kırım buna 2014 yılından beri dahil, bunu başardı bir şekilde ve hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın ve bütün dünyanın bu konuda şu anda tek çözüm üretebilecek bir mekanizmasına dönüştü. Bunun tabii bir çok farklı dinamiği var. Bence en önemlisi Türkiye diplomaside çok ciddi bir tecrübe kazandı. Yani son 5-6 yıldır bir gerginlik diplomasisinin ve kriz sürecinin içerisinden geçiyor Türkiye. Evet. Bu Türkiye'ye çok şey kazandırdı. Sadece ikili ülkeler ilişkiler açısından değil de yani küresel ölçekli bir diplomasi faaliyeti yürütmek zorundasınız. Bir tarafta ABD, Avrupa Birliği üyeleri, bir tarafta uluslararası örgütler, bir tarafta yürüyen askeri harekatlar. O kadar çok iç içe geçmiş boyutlar var ki buradan çok şey öğrendi Türkiye. İkincisi bu öğrendiğini Ukrayna krizine çok iyi yansıtabildi. Yani bir tür alınan dersler diyorum ben buna. Tabii ki bu liderler diplomasisi bağlamında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında birçok sorunun bu ikili görüşmelerle çözüldüğünü biliyoruz. Karşılıklı bir güven var şu anda. Bu güven de muhtemelen Türkiye'nin pozisyonunu önümüzdeki günlerde ve aylarda belki kademeli olarak değiştirmesini beraberinde getirecek. Yani artık buluşturan değil, belki de bir barış teklifi, bir ateşkes teklifi, bir anlaşma teklifini ortaya koyarak taraflarla bunu müzakere eden bir ülke konumuna erişebilir Türkiye. Bu şekildeki diplomatik aktivizmi devam ederse şayet. Peki. Hocam şimdi geçen sürede sadece Ukrayna'nın gıda ürünlerinin ihraç edilebilmiş olması, Rusya'nın gübre ve tahılını satamamış olması, Moskova'nın anlaşmanın devamına ilişkin itirazlarına neden oldu dedik. Son olarak Murat Hocam'ın açtığı mevzudan devam edeyim. Anlaşmanın uzatılmasını başka anlaşmalara da zemin oluşturabilir mi diye yorumlamanızı rica edeceğim. Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes imkanı oluşur mu? Bunu şununla da bağlayarak size sözü vereyim, rica edeyim değerlendirmenizi. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının tepe isimlerinin Ankara'da MIT'in ev sahipliğinde bir araya gelmesi yeni bir anlaşmaların kapısını aralayacak gibi görünüyor mu? Evet, şimdi 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması aslında feshedilmediği müddetçe otomatik olarak uzayacaktı. Yani 19 Kasım itibariyle 4 aylık süreye doluyor. Taraflardan herhangi birisi feshetmezse otomatik uzayacaktı. Fakat işte Türkiye devreye girdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Türkiye'deki görevlileriyle birlikte Erdoğan ve Türkiye Milli Savunma Bakanımız devreye girdi. Taraflarla konuşarak tekrar bir 4 aylık uzatmaya Rusya'yı ikna etti. Ukrayna zaten bu konuda uzatılması taraftarı. Rusya aslında bunu kerhen kabul etti. Bir anlamda Rusya'nın sıkışmışlığını gösteriyor bu durum.
Şimdi tabii Erdoğan bir taraftan NATO ülkesiyiz, bir taraftan işte Avrupa ile çok yakın ilişkilerimiz var. Zaman zaman Batı'daki bazı liderler, bazı gazeteler işte Erdoğan'ı, Türkiye'yi suçlayıcı konuşmalar, yorumlar yayınlıyorlar. İşte Türkiye Batı İttifakı'nın üyesi fakat yaptırımlara katılmadı Rusya'nın. Uluslararası tecrit altında bulunduğu koşullarda Türkiye bundan avantaj sağladı. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabasıyla Avrupalılar şu anda gıda krizini yani ama işte bu böyle eleştiriler var fakat fazla yaşamıyorlar. Objektif değerlendirme yapanlar da evet. Türkiye'nin Erdoğan karşıtları, Türkiye aleyhinde olanlar da bu takdir ve çabayı dile getiriyorlar. Bundan da kaçınmıyorlar. Mesela bu savaş 3 tane krize yol açtı. Birincisi gıda krizi, ikincisi enerji krizi, üçüncüsü mülteci krizi. Tabii mülteci krizinde 8 milyon civarı Ukraynalı Avrupa'ya intikal etti. Bize gelen 170-180 bin civarı bir mülteci var. Zaten bizde Arap Baharı'ndan dolayı 3,5-4 milyon bir mülteci bizim ülkemizde yaşıyor. O konuda Türkiye'nin bir çaba gayreti bu aşamada söz konusu olamaz. Avrupa ilk anda onlara sahip çıktı. Sonradan işte eleştiriler başladı. Şimdi gıda krizi yani birinci krizin çözümü yönünde Türkiye çok önemli adımlar attı. Bunu artık herkes kabul ediyor. Evet. Enerji krizi içinde Türkiye potansiyel aday. Evet. Yani bu konuda Rusya tarafı hiç beklemedik biçimde Türkiye'nin enerji merkezi olmasını ortaya koydu. Böyle bir yeni anlaşmalar olur mu? Ortaya koydu. Taraflar oturur mu? Şimdi burada evet yani taraflar arasında sağlanan mutabakat ve güven aslında Rusya'nın Türkiye konusunda eskiden beri gündemde tuttuğu arabuluculuk çabalarını hızlandırır. Yani buradan Rusya savaşta son derece sıkışmış vaziyette Rusya konvansiyonel askeri güçlerinin son derece sınırlı olduğu, Rus ordusunun potansiyelinin beklentilerin çok gerisinde kaldığı ortaya çıktı. Ve Rusya bir ateşkes arayışı içerisinde bu kanaldan bir ateşkes de Türkiye'nin arabuluculuk etmesini isteyebilir. Yani bu kerhen desteğin arkasında Rusya'nın böyle bir beklentisi var. Üçüncü olarak sizin bahsettiğiniz bu İstihbarat teşkilatlarının Ankara'da görüşme yapıyor olması da önemli. Türkiye aslında bir diplomatik faaliyetlerin yürütüldüğü bir merkeze dönüştü. Daha önce bu kategori yerler Cenevre falandı biliyorsunuz. Evet. Böyle bir konuma yükseldi ve burada ABD ile Rusya bir taraftan da Macron da Çin'in arabuluculuğu teklifini ortaya attı ama Çin'den çok daha fazla Rusya üzerinde etki yaratabilecek ülke Türkiye lider Erdoğan bunu bütün dünya tescil etti. Bu istihbarat teşkilatlarının Ankara'da toplantı yaparak, müzakere yaparak ulaşmaya çaba gösterdikleri husus ise bir taktik veya farklı bir nükleer çatışma olmaması. Bunun için nükleer silahları sınırlandırmayı yeni dünya koşullarında nasıl formüle edebiliriz? Bunu konuştuklarını düşünüyorum. Evet. Bu da Türkiye'nin diplomatik merkez olma perspektifini tescil eden bir gelişme. Aynı zamanda Rusya'nın tutukladığı Amerikan vatandaşları var. Amerikalıların tutukladığı Rus vatandaşları var. Onların takası, esir takası, yine Ukrayna cephesinde savaşan Amerikalıların durumu falan. Batılılar bizi eleştiriyor ama aslında Türkiye mesela bir taraftan da boğazları Rus gemilerine kapattı. Savaş gemilerine kapattı. Az önce Murat Hocam da söyledi. Evet yani Kırım konusunda ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda hassasiyetini koruyor. Tüm bunlara rağmen Rusya'nın dış dünyaya açılmada tercih ettiği ve güvendiği ülke ve lider Türkiye ve Erdoğan. Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve kısa adı SETA olan Düşünce Kuruluşu'ndan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'ndan Profesör Doktor Murat Yeşiltaş bizlerle birlikteydiler. İki hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, iyi geceler diliyorum. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili gerekeni yapacaklarını söyledi. Bu saldırı yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır gibi bir ifade, terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası dedi.
provokasyonlara papuç bırakmayacaklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete de PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla beraber hareket ediyorlar sözleriyle tepki gösterdi. İYİ Parti'ye altılı masadan ayrılması temennisinde bulundu. Gereği neyse yaparız ve yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin bu mesajı verdi. Terörün dini, dili ve ırkı olmadığının altını çizdi. Provokatif açıklamalara karşı uyardı. Biz hiçbir provokasyonu Allah'ın izniyle pabuç bırakmayız. Bu saldırı yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır gibi bir ifadede terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası. Ama benim milletimin feraseti çok yüksektir. Hiçbir zaman bu oyunlara gelmez. Seçime yönelik herkes heybesinde ne varsa ortaya koyacak. Benim milletim de o yüksek ferasetiyle sandıklarda bunlara gereken cevabı verecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ziyaretinin sonunda gazetecilere açıklama yaptı. Terörle mücadele konusunda muhalefete tepkiliydi. Muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetme işine biz zaten alıştık. Bu muhalefet teröristlerle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyen muhalefettir. Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Cumhurbaşkanı eleştirilerini altılı masa üzerinden sürdürdü. İYİ Parti ile ilgili ayrı bir parantez açtı. Burada özellikle muhalefetin içinde CHP'yi bir kenara koyalım. Altılı masanın hepsini söylememe gerek yok. Ama İP'in bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. Sözü Kılıçdaroğlu ve Akşener'in TOG'un Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine katılmamasına getirdi. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz yok dedi. Bunlar bir defa Bay Kemal başta olmak üzere tutturmuş küllüye aşağı küllüye yukarı. Nasıl olduysa bir kere geldi. Gel arkadaş gel. Burası benim şahsi mülküm değil. Burası bu milletin. Ama yok tutturdu kafayı onu o şekilde gidiyor. TOG'la ilgili de hani diyordu ya nerede fabrika? Şimdi gelmek istediklerini söylediler. Buyursun gelsin dedik. Biz bundan mutlu oluruz. Erdoğan enerjide Türkiye'nin iyi bir konumda olduğunu söyledi. Yeni anlaşmaların sinyalini verdi. Akkuyu olayı şurada 200 sene içinde bittiği anda oradan çok ciddi bir kapasiteyi elde etmiş olacağız. Bu arada bize biz sizi enerji noktasında da destekleyebiliriz diyen ülkeler de var. İnşallah gerekirse oralardan da kendimiz için olmaktan öte alıp ihracını yapma, yani swap diyebileceğimiz bir süreci de başlatma şansımız ayrıca var. İsim vermeyeyim, onu gidip görüşüp karara bağladıktan sonra açıklarız. Gündeminde sokak hayvanları sorunu da vardı. Belediyelere başıboş hayvanlar toplanmalı çağrısında bulundu. Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kilis'te kürsüdeydi. Seçmene sandığa gidin çağrısı yaptı. Oyumuzu kullanırken vicdanımızın sesini dinlemek zorundayız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin kentteki durumu ile ilgili öz eleştiride de bulundu. Kilis'te oylarımızın düşük olmasının kabahati bizde dedi. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Ama bir şey daha isterim. Bütün ön yargılarımızdan arınmak zorundayız. Bütün ön yargılarımızdan. Seçmene bir kez daha sandığa gidin çağrısı yaptı. Ön yargısızca oy kullanın dedi. Akılla, mantıkla sandığa gitmek zorundayız. Ve oyumuzu kullanırken vicdanımızın sesini dinlemek zorundayız. Türkiye'yi düşünelim. Huzur içinde yaşamak varken neden kavga ediyoruz? Altı lider bir aradayız. Altı genel başkan birlikteyiz. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kilis'te verdi bu mesajları.
esnafı ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle, muhtar ve kanaat önderleriyle buluştu. CHP'nin kentteki durumuna dair öz eleştiri yaptı. Kiliste oylarımızın düşük olduğunu biliyorum. Ama düşüklüğün sebebi kiliselerde değil, kabahat bizde. Biz gelmedik, kilisenin sofrasına oturmadık, derdini dinlemedik. Ankara'da oturduk, nutuklar attık, bize niye oy vermiyorsunuz diyoruz. Hayır, vermez, niye versin? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyaret için İzmir'deydi, öz eleştiride bulundu. Kadın milletvekili seçtirme konusunda başarılı olamadım ifadesini kullandı. Akşener'in gündeminde seçim süreci de vardı. Seçmen veli nimettir dedi. Bir kadın hakları aktivistliği görevim olmasına rağmen, geçmişim bu olmasına rağmen ben kadın konusunda başarısız oldum. Yani kadın seçtirme konusunda başarısız oldum. İYİ Parti'deki %25 kadın kotasını hatırlattı. Bu sözlerle öz eleştiri yaptı. %25 kadın kotamız var, muhteşem. Ama kazın ayağı öyle değilmiş. Birincisi bu. İkincisi, bunu bu defa düzelteceğiz inşallah. Bütün birimlerimizde %25 kadın kotasına uyuldu. Yöneticilerimiz arasında buna uyuldu, bu var. Ama milletvekilliği konusunda maalesef ama ve lakin biz milletvekilinde ben burada başarısız oldum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de Girişimci İş Kadınları Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Sözü partisindeki kadın kotasından seçim sürecine getirdi ve ekledi. Yani siz seçmezsiniz, siz veli nimetsiniz, siz isteyeceksiniz. Ama hepimizden isteyeceksiniz. Sonra imtihana tabi tutacaksınız. Bu imtihandan geçen oy alacak, geçemeyen de kalacak. Buna da hepimiz şu hareketi yapacağız. Bitti. Saat başına kadar reklam molası diyoruz. TRT Haber'de Gece Bakışı'nın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Bir kez daha iyi geceler, bir kez daha merhaba. Ben Fuat Kozuklu. Aynı zamanda TRT Radyo Haber'le ortak yayındayız. Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 24'ü. Yılın takvim yaprakları da yılın 323. günü olan 18 Kasım 2022 Cuma'yı gösteriyor. Ve Gece Bakışı'nın ikinci dilimine gündemin önemli başlıklarından bazılarını hatırlatarak başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler değerlendirildi. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Taksim'deki terör saldırısı dolayısıyla taziyelerini de iletti. Arnavutluk, dünyada geçen yılın en büyük kripto suçuna imza atan firari Faruk Fatih Özer'i iade edecek karar verildi. Kripto para borsası TODEX'in kurucusu Özer, 2000'den fazla kişiyi mağdur etmiş, 356 milyon liralık vurguna imza atmıştı. Türkiye'nin talebini ele alan Elbasan Asliye Mahkemesi, Özer'in iade edilmesine karar verdi. Çok yakında. Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçim sonuçları netleşti. Demokratlar senatoyu elinde tutmayı başardı, ancak temsilciler meclisinde çoğunluğu kaybetti. Bu sonuç 2019 yılından beri temsilciler meclisi başkanı olan Nancy Pelosi'nin görevini cumhuriyetçilere devretmesi anlamına da geliyor. Nancy Pelosi, ortalığı karıştıran isim Tayvan ziyaretiyle. Evet, bunlar gündemin en öne çıkan haberlerinden bazılarıydı. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de Gece Bakışı'nın ikinci bölümü hemen başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve Rus istihbarat şeflerinin Türkiye'de bir araya gelmelerini değerlendirdi. Aldığım bilgi, her iki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde dedi. Erdoğan, Mısır ve Suriye ile ilişkilerin Haziran seçimlerinden sonra sil baştan ele alınabileceğini de söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın tahıl sevkiyatındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ettiğini de belirtti. Türkiye, Washington-Moskova hattında önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Her iki ülkenin istihbarat şefleri hafta başında Ankara'da bir araya geldi. Bu kritik görüşme, Endonezya ziyaretinin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi.
Rusya'nın ve Amerika'nın burada nükleer silaha müracaat edip etmeyeceği konusunda istihbarat başkanımdan aldığım bilgi, şu an itibarıyla her iki tarafında nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde. Biz de tabii yakın markajda tutalım, sık sık bir araya gelmelerini sağlayalım istiyoruz. Allah göstermesin, bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin Mısır ve Suriye ile ilişkileri de soruldu. Siyasette bedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz dedi. Vakti zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz. Erdoğan'a G20 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Meloni ile yaptığı görüşme hatırlatıldı. İlk görüşmemizde ama çok ciddi ve kararlı bir görüşme yaptık ifadesini kullandı. Masada özellikle savunma sanayi konusunun olduğunu söyledi. Savunma sanayi ile ilgili tabii SAMT konusu önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili İtalya Başbakanı ile yaptığımız görüşmede dedi ki, teknik bazı sorunlar kaldı. Bunları da çözmek suretiyle üçlü olarak Fransa, İtalya, Türkiye SAMT meselesini de kısa zamanda çözelim. Bunun yanında enerji, Libya ve göçle ilgili iyi bir görüşmemiz oldu. Bu konularla ilgili kısa zamanda sizleri Türkiye'ye bekliyoruz dedik. O da not etti. Erdoğan tahıl sevkiyatını da değerlendirdi. Buğdayın gelip bizde una çevrilmesi ve bu şekilde Afrika ülkelerine gönderilmesi onları ciddi manada rahatlatacaktır diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Türkiye'ye rolü sebebiyle teşekkür ettiğini belirtti. Sözü F-16 görüşmelerine getirdi. F-16'larla ilgili konuda işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu söyledi. Bu konudaki ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Burada Dışişleri Bakanlarımızın, Savunma Bakanlarımızın da bu süreci yakından takip etmeleri suretiyle temennim odur ki inşallah kısa zamanda F-16 meselesini de bu vesileyle çözmüş oluruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler değerlendirildi. Netanyahu, Taksim'deki terör saldırısı dolayısıyla taziyelerini de iletti. İsrail ile ilişkiler, Batı Şeria'da yaşananlar, Taksim'deki terör saldırısı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki ara buluculuk çabaları. Tüm bu başlıklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Benjamin Netanyahu görüşmesinde ele alındı. İsrail'le de küresel siyasi, ekonomik, sosyal parametrelere uygun ilişkilerimiz vardır, olacaktır. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı, görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Netanyahu, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki ara buluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki gün önce Batı Şeria'da yaşanan olaydan duyulan üzüntüyü paylaştı. İsrail'deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Erdoğan, Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafında sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girildiğini belirtti. Ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır. Cumhurbaşkanı, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını beklediklerini söyledi. Finlandiya basınında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'in terör örgütü YPG-PYD'nin PKK ile bağlantılı olduğu açıklamasının da memnuniyet verici olduğunu belirtti. Finlandiya ve İsveç, Madrid'de söz verdikleri adımları atmalı. Türkiye yıllardır değişik terör örgütleriyle aynı anda mücadele eden tek NATO ülkesi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleriyle terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hulusi Akar, Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesine konuştu. İki ülkenin müttefiklik ruhuna uygun politikalar üretmesini istedi. Finlandiya'nın Rusya Federasyonu ile 1340 kilometrelik bir kara sınırı var. Muhayyel olarak bu sınıra bir saldırı olsa Finlandiya NATO içinde olduğu zaman bu sınırların korunması Türkiye'nin de sorumluluğunda olacak. Dolayısıyla Finlandiya ve İsveç bizden bu sorumluluğu üstlenmemizi isterken bize yönelik güvenlik tehditlerini de anlamalı ve işbirliği içinde olmalı. Akar, iki ülkenin NATO üyelik başvurusunun Türkiye tarafından seçimlerden önce onaylanıp onaylanmayacağı sorusunu da yanıtladı. Bu bize değil tamamen onlara bağlı. İsveç ve Finlandiya savunma bakanlarına atmaları gereken adımları bir an önce atmalarını söyledim. Finlandiya savunma bakanı Antti Kaikkonen'i Türkiye'ye davet ettim. Aralık başında gelmesini planlıyoruz. Buradaki görüşmelerde Finlandiya'nın neler yaptığını oturup konuşacağız. Milli Savunma Bakanı Akar, İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın terör örgütleri YPG-PYD'nin PKK ile organik, hiyerarşik ve finansal olarak bağlantılı olduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyet verici bulduğunu söyledi. Benzer bir açıklamayı Finlandiya hükümetinden de beklediklerini kaydetti. Türkiye'nin terörle arasına mesafe koymasını istediği İsveç'ten ilk adım geldi. Terörle mücadeleyi sıkılaştıran yasa tasarısı parlamentoda onaylandı. Türkiye, bu ülkedeki terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarının iadesini istiyor. Bu isimlerden biri de Bülent Keneş, gazeteci, kılıklı bir adam. FETÖ'nün önemli operasyon timlerinde görev almış birisi. TRT Haber, firari FETÖ'cünün Stockholm'de kaldığı evi görüntüledi. Türkiye, NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya'nın terörle arasına mesafe koymasını istiyor. Özellikle İsveç'ten somut adımlar atması talep ediliyor. Bu yönde ilk adım geldi. İsveç parlamentosu terörle mücadelede kapsamlı değişiklikler öngören yasa tasarısını onayladı. Düzenleme ile teröre bulaşan grupların örgütlenmesi ve gösteri izni sınırlanacak. Buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önü açılacak. İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgileri yayımlayanlar 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek. Terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Türkiye, İsveç'te bulunan terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarının da iadesini istiyor. Bu isimlerden biri de Bülent Keneş. TRT Haber, firari FETÖ'cünün Stockholm'de kaldığı evi görüntüledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü Bülent Keneş, İsveç'te yaşıyor. Türkiye'nin iadesini istediği firari FETÖ'cü Bülent Keneş, Stockholm'deki bu muhitte yaşıyor. İsveç yargısı Keneş'in iade kararını kısa süre içerisinde görüşeceğini ve 2023 yılının başında karara bağlayacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Ankara ziyareti sırasında FETÖ'cü Bülent Keneş'in ismini vermişti. Keneş, FETÖ'nün yayın organı Today Zaman'ın genel yayın yönetmenliğini yapıyordu. Saatler 00.11'i gösteriyor. Takvim yaprakları da 18 Kasım 2022 Cuma'yı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen terörist Ahlam Elbeşir'in savcılıktaki ifadesi tamamlandı ve terörist ifadesinde YPG beni Türkiye'ye gönderdi dedi. Bombacı kadın terörist emniyette ve savcılıkta çelişkili ifadeler kullandı. Daha önce keşif için saldırıdan 11 gün önce Taksim'e gittiğini kabul eden Elbeşir, saldırı günü çantasında ne olduğunu bilmediğini iddia etti. Terörist Ahlam Elbeşir'in de aralarında bulunduğu ifadesi tamamlanan 49 şüpheliden 17'si tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının bir numaralı faili Ahlam Elbeşir'in savcılıktaki ifadesi tamamlandı. Terörist emniyette farklı, savcılıkta farklı konuştu. Kendini kurtarmak için verdiği çelişkili bilgiler dikkat çekti. Bombacı emniyetteki ilk ifadesinde bankta oturduğunu, birinin kendisine fotoğrafını attığını, paniğe kapılarak banktan kalkıp mağazaya gittiğini söylemişti. Yapılan incelemelerle bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Kendisinin savcılıktaki ifadesi de bu söylemiyle çelişti. Terörist kadın son ifadesinde Hacı Kod adlı kişinin kendisini arayıp çantayı bırak ayrıl demesi üzerine oradan ayrıldığını itiraf etti. Bombacı Ahlam Elbeşir savcılıkta kendini aklamak için çantada ne olduğunu bilmediğini de iddia etti. Ancak bu iddiası saldırıdan 11 gün önce keşif için Taksim'e gittiği tespitiyle ters düştü. Elbeşir'in bir diğer yalanı ise karı koca gibi davrandığı örgüt üyesi Bilal Hassan'la ilgiliydi. Önce Hassan'ın kaldıkları evden hiç dışarı çıkmadığını söylemişti ancak son ifadesinde Taksim'e birlikte gittiklerini söyledi. Terörist Bilal Hassan'ın telefon gelince kendisine beklemesini söyleyip yanından ayrıldığını anlattı. Terörist Ahlam Elbeşir savcılık ifadesinde kendisini Türkiye'ye YPG'nin gönderdiğini de itiraf etti. Karı koca gibi davrandığı Bilal Hassan'la 27 Temmuz'da yasa dışı yollarla sınırı geçerek Hatay'a girdiğini söyledi. Ticari bir araca binerek karayoluyla İstanbul'a geldiklerini ve örgütle bağlantısı olan Ferhat Habeş'in evine yerleştiklerini anlattı. Terörist Ahlam Elbeşir'in de aralarında bulunduğu ifadesi tamamlanan 49 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 17 zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçlaması yöneltildi. 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesi istendi. Bombalı saldırıya yardım yataklık eden terör örgütü mensubu Hüsam Kod adlı teröristin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Terör lanetlendi, karanfiller hayatını kaybedenler için bırakıldı. İstiklal Caddesi'nde hain terör saldırısının yapıldığı noktaya 4 gündür binlerce kişi ziyarette bulundu. Hayatını kaybedenler için dua etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da saldırının gerçekleştiği noktadan terörle mücadele mesajı verdi. Hain terör saldırısının ardından patlamanın olduğu nokta hiç boş kalmadı. Bayraklarla donatılmış İstiklal Caddesi'nde yürüyen binlerce kişi patlamanın gerçekleştiği noktaya kurulan platform üzerine karanfiller bıraktı, dualar etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da saldırının yapıldığı noktaya karanfil bıraktı. Bu teröristleri ve onların yardakçılarını, yandaşlarını inlerinde yok etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti ile kimse başa çıkamaz. Onun bilincinde olarak biz her türlü mücadelemizi her platformda vermeye devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları da hayatını kaybedenleri anmak için İstiklal Caddesi'ndeydi. Bu eylemi gerçekleştiren teröristler ve terör örgütleri ülkeleri karıştırarak sömüren emperyalistlerin maşasıdır. Bu hain saldırı masum insanların hayat hakkıyla birlikte insanımızın huzurunu, ülkemizin bütünlüğünü, devletimizin bekasını hedef almıştır. Teröre karşı son derece kararlı ve tek vücut olmamız gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Türk İş Sendikası yetkilileri de kurulan platforma karanfiller bıraktı. Açıklamada amasız fakatsız terörü lanetliyoruz ifadesi kullanıldı. Terörü amasız ancaksız fakatsız reddediyoruz. İstiklal Caddesi'ne gidenler arasında Demokrasi ve Birlik Vakfı yetkilileri de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 seçimleri için milletvekili adaylık süreci takvime bağlandı. Yeni dönemde parlamentoda olmak isteyen partililerin randevu talepleri nedeniyle genel merkezde yoğunluk artmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekillerinin yarıdan fazlasının değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adayı olmak isteyen partililerin talepleri alınmaya başlandı. Mevcut vekiller yeni dönemde de parlamentodaki yerlerini korumak istiyor. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili listelerinde büyük bir değişikliğe hazırlanıyor.
Bir önceki seçimde mevcut milletvekillerinin yarısı liste dışı kalmıştı. Altılı masa çerçevesinde ortak listeler yapılması durumunda 2023 seçimlerinde bu sayının artması bekleniyor. Aday olmak isteyen partililer genel merkezden randevu alma yarışına girdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla il ve ilçe yöneticilerinin milletvekili adaylıklarına sıcak bakmadığı biliniyor. Buna rağmen randevu isteyenlere kendi bölgelerinizde görevinizin başında olun mesajı iletildi. Büyük kentlerde adayların belirlenmesinde demografik yapı ve temsil esas olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır ve Şanlıurfa listelerinde tanınırlığı yüksek isimlere de yer verilecek. Milletvekili sayısı 8'den az olan şehirlerde ise il dışından adaylar değerlendirme kapsamına alınmayacak. CHP'de milletvekili listeleri Aralık ayı bitmeden şekillenecek. Altılı Masa'nın 9. toplantısı 28 Kasım'da yapılacak. Toplantıda anayasa değişikliklerini içeren 100 maddelik metne son şekli verilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi için gösterilecek ortak adayın isminin ise bu toplantıda da netleşeceği beklenmiyor. Aday isminin belirlenmesine ilişkin süreç seçim sonrası geçiş süreci yol haritasının tamamlanmasıyla başlayacak deniliyor. Altılı Masa'nın son toplantısının ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride iki başlık öne çıktı. Anayasa değişikliği paketi ve uzun zamandır üzerinde çalışılan seçim sonrası geçiş süreci yol haritası. Edinilen bilgiye göre son şekli verilen anayasa paketi 100 maddeden oluşuyor. Değişiklikler mevcut anayasa metni üzerinde yapıldı. Başlıklar arasında yasama, yürütme, yargı, temel hak ve hürriyetler konuları yer alıyor. Hazırlanan paket 28 Kasım'daki Altılı Masa toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Ortak bildiride bizler anayasayı temel hak ve özgürlükleri parçalanamaz bir bütün olarak görüyoruz ifadelerine yer verildi. Ancak başörtüsünü de içeren anayasa değişikliği teklifine destek ya da red gibi bir kararın alınmaması benimsendi. Teklifin 28 Kasım'daki toplantıda yeniden değerlendirilmesi planlanıyor. Yapılan açıklamaya göre seçim sonrası geçiş süreci yol haritasında da son aşamaya gelindi. Harita, sistem değişikliği süreci için farklı seçenekler ve yollar içeriyor. Masanın öngördüğü yönetim modelini ortaya koyuyor. Ortak adayın da yol haritasının tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Saatlerimiz 00:20'yi gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra yurt dışına kaçarken yakalanan ve tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için süreç işliyor. Meclis Karma Komisyonu Güzel'in devamsızlığı sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğine karar verdi. Nihai oylama genel kurulda yapılacak. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu kararını verdi. HDP'li Semra Güzel'in devamsızlığı sebebiyle vekilliğinin düşürülmesini istedi. Karma Komisyon, Güzel'in vekilliğinin düşmesini gerektirecek sayıda genel kurul toplantısına katılmadığına yönelik tespiti içeren raporu görüştü. Yapılan oylamada HDP'li üye dışında diğer tüm partiler Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için evet dedi. Daha önce Semra Güzel'le ilgili biliyorsunuz iki dosyayla ilgili dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Milletvekilliğini düşürmesiyle ilgili süreçte bugün itibariyle karma komisyonumuzda sonuçlandı. Genel kurulda da karar verildikten sonra işlem tesis edilecektir. Semra Güzel'le ilgili son kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu verecek. Yapılacak oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu evet derse HDP'li Güzel'in vekilliği düşürülmüş olacak. Daha önce dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'in genel kurul çalışmalarına özürsüz olarak katılmadığı tespit edilmiş vekilliğinin düşürülmesi için süreç başlatılmıştı. Teröristle fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Güzel hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Semra Güzel'in milletvekilliği düşerse HDP'nin meclisteki sandalye sayısı da 56'ya inmiş olacak. Arnavutluk, dünyada geçen yılın en büyük kripto suçuna imza atan firari Faruk Fatih Özer'i iade edecek. Kripto para borsası Todex'in kurucusu Özer, 2000'den fazla kişiyi mağdur etmiş,
356 milyon liralık vurguna imza atmıştı. Büyük vurgun Nisan 2021'de TODEX yatırımcılarının sisteme erişememesiyle ortaya çıkmıştı. Şirket yetkilileri kesintinin bakım çalışmalarından kaynaklandığını söyledi. Ancak çok geçmeden şirketin sahibi Faruk Fatih Özer'in Arnavutluğa kaçtığı anlaşıldı. Mağdur olan 2000'den fazla kişi adli makamlara başvurdu. Dosyalar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildi. Vurgunla ilgili 82 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 6'sı tutuklanarak cezaevine kondu. Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer de 497 gün sonra Arnavutluk'ta yakalandı. Türkiye'nin talebini ele alan Arnavutluğun Elbasan kenti Asliye Mahkemesi Özer'in iade edilmesine karar verdi. Faruk Fatih Özer hakkında örgüt kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayla nitelikli dolandırıcılık suçlarından 40.562 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın İstanbul Kandilli'de bulunan ve aynı zamanda örgütün merkezi olan evine 4 yıl önce bir operasyon düzenlenmişti. Operasyon anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Adnan Oktar suç örgütü üyelerinin polisin teslim olun çağrılarına rağmen silahla karşılık vermesinin ardından yaşananlar yer aldı. Çarpıcı görüntüler. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, ele geçirilen silah ve mermiler. Adnan Oktar suç örgütüne 4 yıl önce yapılan operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 11 Temmuz 2018'de polis tarafından düzenlenen operasyonun merkezi Oktar'ın İstanbul Kandilli'de bulunan ve aynı zamanda örgütün merkezi sayılan eviydi. Ekipler Adnan Oktar silahlı suç örgütü üyelerine teslim olun çağrısı yaparken örgüt üyesi Mert Sucu silahla karşılık vermişti. Polisleri öldürmeye teşebbüs suçundan 30 yıl 9 ay hapis cezası alan Mert Sucu'nun açtığı ateş sonrası yaşananlar görüntülerde yer aldı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin kelepçeli şekilde yerde yattığı da görülüyor. Polisin evde ele geçirdiği silah ve paralar da kameraya yansıdı. Ayrıca operasyon sırasında el yazısıyla yazılmış talimatlar da görüntülerde yer aldı. Altın fiyatlarında dalgalı seyir hakim. Ons altın 1765 dolardan işlem görüyor. Hafta içinde 1068 lira ile zirve yapmıştı gram altın. 1057 lira seviyelerinde şimdi. Peki sarı metalde yön ne olacak? Hangi seviyeler takip edilecek? Buna ilişkin öngörülerin yer aldığı, tahminlerin yer aldığı haber geliyor ekrana. Amerika Birleşik Devletleri Ekim ayı enflasyonu beklentilerden iyi geldi. Fed'in faiz artırımlarının yavaşlayacağı izlenimi belirdi. Altında ivme yukarıya döndü. Ons altın 1770 dolar seviyesini gördü. Son 3 ayın zirvesine ulaştı. Ardından 1765 dolara kadar geriledi. Faiz artışının sonuna yaklaşıldığı beklentisi bu Kasım ayındaki faiz artışından sonra altın fiyatlarında ons bazında yeniden ciddi bir yükseliş getirmiş oldu. Enflasyonun kısmen devam ediyor olması, jeopolitik risklerdeki dönemsel artışlar önümüzdeki süreçte yavaş yavaş da olsa yukarı yönlü hareketini devam ettireceğinin izlenimi oluşturuyor. Gram altın yurt içi piyasalarda dalgalı seyirdi. Hafta içinde 1068 liraya kadar tırmandı. Ardından yeniden 1060 liranın altına indi. Ancak uzmanlara göre kayıplar sınırlı kalabilir. Hem kurdaki yükseliş, yani dolar TL kurundaki yükseliş, hem ons fiyatındaki yükseliş gram TL'deki toplam yükselişi getiriyor olacak. Gram altın en son 1062 lirayla 20 Aralık 2021 tarihinde zirveye ulaşmıştı. Trafik sigortasında yeni dönemin detayları belli oldu. 5 yıl kaza yapmayan sürücülerin hasarsızlık indirimi %50'yi bulacak. Tıpkı Batı ülkelerinde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Gecikmiş ama neyse, isabetli bir hamle. Hedef iyi sürücüyle kötü sürücüyü ayrıştırmak ve kazaları asgari düzeye indirmek.
iyi sürücü, kötü sürücü ayırt etmeleri lazım. Doğru söylüyorsunuz. Trafikte biz sürekli trafikteyiz. Adam öyle araç kullananlar var ki. Yani onun suç cezasını ben niye çekiyorum yani? İyi sürücüyle kötü sürücüye farklı tarife uygulanacak. Hasarsızlık indirimi %50'yi bulacak. Böylece sigortacılık sisteminde kurallara uyan sürücü lehine adalet sağlanacak. Bence yerinde bir uygulama. Çünkü bir ton sağda solda acemi şoförler var. Hani ya şimdi biz de kaza yapıyoruz, yapmıyor değiliz. Ama yapmadığımız zaman en yüksekten niye yatıralım? Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Düzenleme ile basamak sayısı 7'den 9'a çıkarılacak. Bu basamaklar ödeme tutarlarını belirleyecek. İlk defa trafiğe giriyorsanız 4. basamaktan başlıyorsunuz. 7. basamağa gelmişsiniz, iyi sürücüsünüz. Şu anda bizim 7. basamakta 13 milyon tane sürücümüz var. Bunların 6,5 milyonu 5 yıldır kaza yapmıyor. 10 yıldır ben hiç kaza yapmıyorum çok şükür. Bu uygulama çok iyi bir uygulama bence. Daha dikkatli oluruz sürücülerimiz hakkında. Daha az kaza olur. Çok riskli sürücülerse %200 zamlı poliçe ödeyecek. Hali hazırda zorunlu trafik sigortası primleri araç sahipleri üzerinden hesaplanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu uygulama da değişecek. Artık sürücülerin risk puanı üzerinden değerlendirme yapılacak. Kişi temelli poliçeye geçeceğiz. Yani artık işleteni değil, aracı değil, o aracı kullanan sürücüyü takip edeceğiz. Bu sürücü davranışını da disipline edebilecek bir yöntem. Çünkü biz baktığımızda kazaların %90'ı kişilerin kusurundan kaynaklanıyor. Uygulama yeni yılda hayata geçecek. Evet. Türk ürünlerinin dünya pazarında daha fazla yer bulması için yeni bir proje hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı zincir marketlere destek verecek. Türk firmalarına marka tescil, tanıtım, dekorasyon ve bayilik giderleri için katkı sağlanacak. 4'er milyon lira tutarındaki bu destek yurt içinde en az 100 marketi olan firmalara verilecek. Dünyada Türk ürünlerine talep günden güne artıyor. Ticaret Bakanlığı bu olumlu gidişatı daha da yukarı taşımak için yeni bir yol haritası belirledi. Zincir marketlerin yurt dışında desteklenmelerine ilişkin genelge yayımladı. Firmalara yurt dışı marka tescili, yenileme, koruma, pazar araştırma giderleri, kira, kurulum ve mimari çalışmaları için destek sağlanacak. Firma sahiplerine tanıtım desteği de verilecek. Televizyon ve radyo reklamları, internet sitesi tasarımı, afiş, broşür, el ilanı ve tanıtım filmi gibi kalemler de destek kapsamında olacak. Destekten yararlanacak şirketlerin bazı kriterleri taşıması gerekiyor. Markaya ilişkin yurt içi tescilinin yurt dışı tescilinden önce yapılmış olması şart. Şirketlerin Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolü'ne taraf olan ülkelerden en az bir yıl önce alınmış yurt dışı tescili de bulunmalı. Destekten yararlanmak isteyen firmaların zincir mağaza markası adı altında ve ticaret siciline kayıtlı en az 100 tane fiziki mağazasının bulunması gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'nın belirleyeceği şirketlerin her birine yıllık 4 milyon liraya kadar destek verilebilecek. Hedef ülkelere yatırım yapan firmaların notuna ise 20 puan ilave edilecek. Hedef ülke listesinde ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipinler yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçları netleşti. Demokratlar senatoyu elinde tutmayı başarabildi ancak temsilciler meclisi kanadında çoğunluğu kaybettiler. Bu sonuç 2019'dan beri temsilciler meclisi başkanı olan Nancy Pelosi'nin görevini cumhuriyetçilere devretmesi anlamına da geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 gün önce yapılan ara seçim sonuçları belli oldu. Senato'da Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçiler kıl payı üstünlük sağladı. 4 yılın ardından Cumhuriyetçiler, Kongre'nin 435 sandalyeli alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk için gerekli 218 sandalyeye ulaştı.
Tam sandalye paylaşımının en erken hafta sonu belli olması bekleniyor. Bu sonuç 2019'dan beri Temsilciler Meclisi Başkanı olan Nancy Pelosi'nin görevine devretmesi anlamına geliyor. Yeni dönemde Temsilciler Meclisi Başkanlığı koltuğuna Cumhuriyetçi Parti'den Kevin McCarthy'nin oturması bekleniyor. McCarthy seçim sonuçlarına ilişkin konuştu. Amerikan halkı yeni bir yöne gitmek üzere ve Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler bunun için hazır ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden da McCarthy'yi arayıp tebrik etti. Cumhuriyetçilerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Senato'daysa Demokrat Parti 50 sandalyeyi garanti ederek çoğunluğu korudu. 100 sandalyeli senatonun son üyesini belirlemek için 6 Aralık'ta Georgia eyaletinde seçim düzenlenecek. Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesinde Çin ve Kanada liderleri arasında gerginlik yaşandı. Ve o gerginliğin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in öfkeli bir tavırla Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu uyardığı görülüyor. Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 liderler zirvesi sona erdi. Ancak zirveden akılda kalanlar gündemde. Kanada Başbakanı Trudeau ve Çin Devlet Başkanı Xi arasındaki gergin diyalog geniş yankı buldu. Xi, Trudeau'nun önceki görüşmesinde Çin'in bölgesel müdahaleleri konusunda ciddi endişelerini dile getirmesine dair haberlere tepkiliydi. Kameraya yansıyan görüntülerde öfkesini gizlemeye çalışan Xi, Trudeau'ya sert bir üslupla konuşuyor. Xi Trudeau'nun elini sıkarak uzaklaştı. Görüntünün medyaya yansıması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı Xi'nin Trudeau'yla olan sohbeti bir tehdit değil, ikili arasında anlaşmazlıkların çözümü için atılmış bir adımdır açıklamasını yaptı. İran'da Mahsa Amini'nin gözaltındayken ölümünün ardından başlayan protestolarda can kaybı artıyor. İze ve İsfahan şehirlerinde kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa ateş açıldı. İzlediğim görüntülerde keskin nişancıların binaların çatılarında halka ateş açtığını görüyorum. İnternette çok sayıda güvenilir diyebileceğimiz hesap bu görüntüleri yayınlıyor. Oldukça trajik, oldukça dramatik bir süreçte İran. Ve kalabalığa ateş açılması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. 10 yaşında bir çocuk da var bunların arasında. Başkent Tahran'da ise metro istasyonundaki göstericilere polis sert müdahale etti. İran'da Mahsa Amini'nin gözaltındayken 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde bilanço ağırlaşıyor. Ülkenin pek çok noktasında devam eden gösterilerde yine kan aktı. Huzistan eyaletine bağlı İze kentindeki gösterilerde motosikletli saldırganlarca kalabalığa ateş açıldı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 5'i güvenlik görevlisi, 8 kişi de yaralandı. İze şehrinde 3 günlük yas ilan edildi. Benzer bir saldırı da İsfahan şehrinde düzenlendi. Motosikletli saldırganlar tarafından kalabalığa ateş açılması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Tahran'da ise göstericiler metro istasyonunda sloganlar attı. Polis paintball silahıyla göstericilere müdahale etti. Bazı göstericilere müdahalede ise şiddetin dozu arttı. 22 yaşındaki Mahsa Amini, Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış, fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Olay ülke genelinde infiale yol açmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'da diplomatik krize yol açtı. Dendias, Trablus Havalimanı'nda Libya Başkanlık Konseyi Başkanı yerine Libya Dışişleri Bakanı tarafından karşılanması üzerine uçağından inmedi. Trablus ziyaretini iptal etti. Libya Dışişleri Bakanlığı gerekli diplomatik önlemlerin alınacağını açıkladı.
uçağı Trablus'a indi. Ancak Türkiye ile hidrokarbon arama anlaşmasına imza atan Libya Dışişleri Bakanı'nın kendisini havaalanında karşılamasına tepki gösterdi. Uçağından inmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'da diplomatik skandala imza attı. Dendias, Libya ziyareti kapsamında Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile görüşmeyi planlıyordu. Uçağı Trablus Havaalanı'na indiğinde Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş tarafından karşılanacağı bildirildi. Yunan Dışişleri Bakanı El Menfi tarafından karşılanmamasına tepki gösterdi, uçağından inmedi. Ardından da Trablus ziyaretini iptal etti. Bingazi'ye geçti. Libya Dışişleri Bakanlığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Dendias'ın krize yol açan tutumunu kınadı. Açıklamada Libya, egemenliğini ve itibarını koruyan uygun diplomatik önlemler alacaktır ifadelerine yer verildi. Libya'nın Atina'daki maslahat güzarı da istişareler için geri çekildi. Dendias, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Atina-Trablus hattında Dendias'la El Manguş'la görüşme olmayacağına dair uzlaşı olduğunu ileri sürdü. Bu anlaşmanın ihlal edildiğini savundu. Yunan basını gelişmeyi Libya'da diplomatik olay başlığıyla duyurdu. Libya Dışişleri Bakanı Manguş'un Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı imzalayan isim olduğu hatırlatıldı. Saatlerimiz 00.38'i gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Telefon hattı alırken verilen kimlik bilgileri kötü niyetle kullanılabiliyor. Kişinin haberi olmadan onun üzerine yeni bir hat açılabiliyor. Şimdi bunun önüne geçmek E-Devlet üzerinden yapılacak bir kontrolle mümkün. Uygulamanın arama çubuğuna mobil hat sorgulama yazınca en doğru bilgilere ulaşabiliyorsunuz. GSM hattı açtırmak için ibraz edilen kimlik bilgileri bazen art niyetli kişilerce kullanılabiliyor. Bir kişinin adına haberi olmadan birden fazla hat açılabiliyor. Üzerinize kaç tane telefon hattı kayıtlı biliyor musunuz? Ya bir tane olduğunu düşünüyorum. Peki bunu kontrol ettiniz mi hiç? Etmedim. Biliyorum evet, en son E-Devlet üzerinden kontrol ettim. Cep telefonları için GSM operatörlerinden yeni hat almak oldukça kolay. Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgileri ve ikameti gösteren herhangi bir belge yeterli. Bu belgelerin paylaşılması ise güvenlik noktasında tartışılabilir. Çünkü sadece bu belgelerle biz fark etmeden üzerimize yeni hatlar açılabilir. Kendi üzerinize başka hat olup olmadığını biliyor musunuz efendim? Bir ablamın hattı var, o benim üzerime. Onun dışında bir hat yok diye biliyorum. Peki efendim, beraber sorgulayalım mı bunu? Sadece bir tane görünüyor. Evet. Bu sizin galiba. Yok, bu ablamın üzerinde işte. Gerçekten ablamın üzerine olan. Üzerine kayıtlı başka bir hat olup olmadığı E-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Hizmete ulaşılabilmesi için arama çubuğuna mobil hat sorgulama yazmak yeterli. Ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açılan sayfasında kişiler üzerine kayıtlı hatlar görülebiliyor. Kendi bilgisi dışında adına GSM hattı açılan kişiler, ilgili operatörler ya da E-Devlet üzerinden iptal başvurusu yapabiliyor. Prematüre aileleri İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen bir etkinlikte buluştu. Erken doğan, aylarca yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan çocuklar da yıllar sonra doktorlarıyla buluştu. Çoğu 1 kilogramın altında dünyaya geldi. Yeni doğan yoğun bakım servislerinde aylarca hayat mücadelesi verdiler. Onlar 37 haftadan önce doğan prematüre bebekler. Türkiye'de her yıl 150 bin bebek prematüre doğuyor. En büyük zorluğu doğumdan sonraki zaten ayrı kalma süreci olmuş oldu. Yoğun bakımda kaldı 2 ay boyunca Aytu. Dolayısıyla bizim için de en zor süreç o olmuş oldu. Kendisi de yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olan Melek Altun'un şimdi 8,5 yaşında olan oğlu da prematüre dünyaya geldi. Prematüre doğmuşsun. Biliyor musun ne demek prematüre? Evet, erken doğumlu demek. İkiz kardeşler Ömer Alparslan ve Ülkü Umay da 25 haftalık doğdular. Çok ağır bir süreçti. Ben doğum yaptıktan 25 gün sonra çocuklarımı görebildim. Çünkü hastanede yatışım devam ediyordu. İlk gelip gördüğümde zaten ağlamaktan çocukların yüzüne bakamadım. David ise sadece 850 gram olarak dünyaya geldi. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde zor günler geçirdi. Kaç gün beklediniz? Ben 2,5 ay bekledim bebeğimi. Ama şimdi sağlıklı ve çok mutlusunuz. Çok sağlıklı ve çok mutluyum.
Erken doğanlar yıllar sonra İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktorlarıyla buluştu. Anne karnını taklit eden kuvözlerde, işte solunum ihtiyaçları varsa bir takım solunum cihazlarına bağlayarak, monitörlerde kalplerini, basınçlarını, tansiyonlarını takip ederek bu çocukları çok hassas bir şekilde tedavi ediyoruz. Prematüre bebekler, doktorlar ve sağlık çalışanlarının desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Kardiyak cerrahi uzmanları bize yardımcı oluyor. Çocuk cerrahisi uzmanları bize yardımcı oluyor. Onun için aslında burada çok 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 büyük bir ekip çalışıyor Cerrahpaşa'da bu iş için. Ankara'da Kastamonu rüzgarı esiyor. Çekme helvadan kuyu kebabına Kastamonu'nun yöresel lezzetleri başkentlilerle buluştu. Yatık döneri, kuyu kebabı, etli ekmeği. Kastamonu'nun yöresel lezzetleri Ankara'ya taşındı. Merkezden Ankara'ya geldik. Kastamonu'muzda şu anda sacık ekmeği, kuyu kebabı, sarımsağı, bandıması, tridi, yöresel lezzetler olarak hepsi meşhur. Şu anda ablalarımız ne yapıyor? Saçlı etli ekmek, pastırmalı, çökelik, ıspanaklı çeşitlerde ekmek yapıyoruz. Hangisi? Buyurun efendim, buyurun. Kastamonu yöresel olarak sarımsak aldım özellikle. Herhalde çekme şey helvası varmış, onu alacağız. Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliği başladı. Ve Kastamonu'nun beyaz altını olarak bilinen meşhur Taşköprü sarımsağı da tanıtım günlerinde standtaki yerini aldı. Etkinliğe katılanlar yöresel yemeklerin tadına baktı. Ekmekleri hep yağlı, sözleri de çok tatlı. Onun için geldik buraya. Peki, afiyet olsun. Kastamonu Tanıtım Günleri 20 Kasım Pazar akşamına kadar devam edecek. İstanbul'un Fatih ilçesindeki kara surları çevresindeki metruk yapılaşmadan arındırılıyor. Tarihi surlar Millet Bahçesi ile yeniden hayat buluyor. Kara surları Millet Bahçesi tamamlandığında mega kente büyük bir nefes borusu olacak. Kapıdan 7 kuleye uzanan tarih, Kara Surları Millet Bahçesi ile geleceğe kazandırılıyor. 230 bin metrekare alanı kapsayacak proje, Fatih'e yeni bir soluk getirecek. Toplamı tamamlandığında yaklaşık 3,5 kilometrelik bir hat üzerinde oluşacak. Toplamda da yaklaşık 230 bin metrekarelik bir alanı kapsayan yeni bir bahçe. İstanbullulara ve Fatihlilere toplamda 60 bin metrekarelik yeni bir yeşil alan kazandıracağız. Projenin amacı kara surlarının tarihi kimliğini ön plana çıkararak korumak. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınan kara surlarının çevresi atıl, niteliksiz ve depreme dayanıklı olmayan yapılarla doluydu. Fatih Belediyesi yaklaşık 1500 hak sahibiyle yaptığı birebir görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı ve çalışmalar başlatıldı. Bölgedeki kentsel sorunları çözecek proje 5 etaptan oluşuyor. Topkapı ve Mevlana Kapı arasında olan ilk etap 1,5 ay içerisinde hizmete açılacak. Bir tarafta Mimar Sinan'dan, bir tarafta çok daha değerli padişahlara ait çok önemli camilerin, Sıbyan mekteplerinin, medreselerin, muvakkithanelerin olduğu çok keyifli bir mekan üzerinde İstanbullular ve Fatihliler inşallah gezecekler. Topkapı 7 kule arasında yaya ve bisiklet yolu olacak. 7'den 70'e İstanbulluların vakit geçirebileceği yemyeşil spor, etkinlik ve piknik alanları yer alacak. Yazın ve düşün dünyasının önemli isimlerinden Sezai Karakoç, ölüm yıldönümünde memleketi Diyarbakır'da anıldı. Adının verildiği Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan anma öncesi, Karakoç'un eserlerinin yer aldığı serginin de açılışı gerçekleştirildi. Hür ve bağımsız olmayan insan insanlığını yaşayamaz. 88 yaşında vefat etti. Geride nesiller boyu unutulmayacak yerler bıraktı. Şair Sezai Karakoç'un ölüm yıl dönümünde memleketi Diyarbakır'da anma programı düzenlendi. Program vefatından önce adının verildiği Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sezai Karakoç da bu toprakları yetiştirdiği önemli bir şairimiz, yazarımız, düşünce insanımız. Bu anlamda tabii onun bugün
anmak, seneyi devriyesinde onun fikirlerini bir kez daha yudumlamak bizim için çok özel, çok güzel bir gece ve gün olacak. Hayatında olduğu gibi ölümünden sonra da bizlere ışık tutan, mefkûresi olan, idealleri olan efendim bir diriliş insanıdır. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker söz üstadı Karakoç'u anlattı. Bir kavram geliştirdi, bir diriliş kavramı. Bu İslam medeniyetinin diriliş şeyi, İslam toplumunun dirilişi ve bu aslında dirilişin şairi ve yazarıdır. Dolayısıyla mevcut nesillerin ve gelecek nesillerin de ondan öğreneceği çok şey var. Program öncesi Karakoç'un eserlerinin yer aldığı Ben Bir Diriliş İşçisiyim dokümantasyon sergisinin açılışı da yapıldı. Anma programına şairin hemşehrileri ilgi gösterdi. Bizim milli değerimizdir. Bizim değerli şairimizdir. Diyarbakır'ın da gururudur. Kendisine buradan tekrardan Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Sezai Karakoç'u anlatmak için yaşamak lazım. Kentte Sezai Karakoç'un gelecek nesillerde de tanınması adına etkinlikler yapılmaya devam edecek. Hastanede verilen emekler fotoğrafçılığa merak salmış bir hemşire tarafından kayda alındı. 16 yıllık hemşire Filiz Nari'nin fotoğraflarından oluşan Sağlığa Gönül Verenler adlı sergi, değerli bir sergi, Konya Şehir Hastanesi'nde açıldı. Yoğun bakım ünitelerinde, ameliyathanelerde, hastanenin hemen hemen her köşesinde. Sağlık çalışanlarının verdiği cansiperane mücadele 16 yıllık hemşire Filiz Narin tarafından fotoğraflandı. Son zamanlarda sağlığa yapılan şiddeti ve vatandaşlarımızın içindeki iş tereddütlerini gidermek için kafamda uzun yıllardan beri böyle bir proje vardı. Ve bugün bunu burada hastalarımız ve sağlık çalışanlarımızın buluşma noktası olan hastanemizde sergiyi açmış bulunuyoruz. Hemşire Filiz Nari'nin Konya Şehir Hastanesi'ndeki Sağlığa Gönül Verenler fotoğraf sergisi sağlık çalışanlarının emeğini yansıtıyor. Hastane ortamları biliyoruz ki aslında hem hastalar için hem hasta yakınları için birazcık daha stresli ortamlar. Bu tarz sanatla ilgili bir fotoğraf sergisinin olması da hem hastalar için hem hasta yakınları için hem de çalışanlarımız için güzel böyle motivasyon edici bir etkinlik olacağını düşündük ve mutluluk duyduk. Hepsine baktığımda sanki o fotoğrafın içine girmiş gibi hissediyorum. Çünkü hepsini yaşıyoruz gerçekten. Dışarıdan bakıldığı gibi asla değil. 25 fotoğrafın yer aldığı sergide 6 Temmuz 2022'de hastanede uğradığı silah saldırıda yaşamını yitiren Doktor Ekrem Karakaya'nın fotoğrafı da yer alıyor. Erzurum'da buzlanma kazaları beraberinde getirdi. Kırıkkale'de dorsesi açık kamyon elektronik denetleme sistemi direğini devirdi. İstanbul'da ise yükseklik uyarısını aldırış etmeyen sürücü kamyonuyla gişelerin duvarına çarptı. Bodrum'da ise mezarlıktan uzun namlulu silah çıktı. Sırada yurttan kısa haber durumumuz var. Otobüs kamyona çarpıştı. Hemen arkalarından gelen tırsa kamyona ve bariyerlere vurarak durabildi. Erzurum'da buzlanma sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'da küçükbaş hayvan yüklü kamyon otomobilde çarpıştı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kamyondaki hayvanlar başka bir araca nakledildi. Kırıkkale'de dorsesi açık kalan tır elektronik denetleme sistemi direğine çarptı. Direk yola devrildi. Tırdaki yükse etrafa saçıldı. Ağ vurdu. Ağ yaraldı. İstanbul'da yükseklik tabelasını aldırış etmeyen sürücü ise kamyonuyla gişelerin tavanına çarptı. Göz göre göre gelen kaza diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Mezarlıktan uzun namlulu silah çıktı. Muğla Bodrum'da bir mezarlıkta ele geçirilen silahla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin silah ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Üzerindeki uyuşturucuyu denize atacaktı. Polisin takibinden kaçamadı. Yalova'da yakalanacağını anlayan bir şüpheli üstündeki uyuşturucuyu denize atmaya çalıştığı sırada yakalandı. 1-2-3 Dengesini kaybeden işçi çukura düştü. Tekirdağ Çorlu'da altyapı çalışmasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Ve şimdi veda zamanı. Haftanın dördüncü gece bakışı bitti. TRT Haber'de saat 23'ten bu yana karşınızdaydık. 1 saat 52 dakika boyunca yılın 321. günü olan 17 Kasım 2022 Perşembe'de hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup biten ne varsa onları aktardık. Gece bakışını Ahmet Ocaklı kaptanlığında Hasan Bilgili, İbrahim Yüksel ve Müjdat Arslan hazırladı. Yönetmenimiz Aydın Aydemir'di, Süleyman Şehitoğlu, Emre Yüksel, Fatih Tekir, Ramazan Değirmenci, Abdullah Özdemir, Feyza Kayar, Büşra Kurt ve Şeyma Kaya da katkıda bulunan arkadaşlarımızdandı. Ben Fuat Kozluklu, güzel ülkemin güzel insanları yeni günün hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, başarı ve de bereket getirmesi dileklerimle yatacak olanlara iyi uykular, tatlı rüyalar diliyoruz. Bizler yılın 322. günü olan 18 Kasım 2022 Cuma'nın gündemiyle saat 23'te yeniden karşınızda olabilmek umuduyla hepimize güzel bir gece olsun diyoruz. Hoşça kalın efendim, saygılar.